duygu bir olunca, gönül bir olunca birlikte hareket edersiniz. Nasıl ki bütün Türkiye'de herkes aynı motivasyonla, aynı gönülle harekete geçtiyse, burada da yerli ve milli bütün unsurlar, hangi siyasi görüşten olursa olsun, yerli ve milli bütün unsurlar o gece harekete geçtiler ve o geceden sonra da Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı kardeşlerim. Milliyetçi Hareket Partili Adana Büyükşehir Belediyesi, hendeklere karşı yapılan savaşta makinalarına zırh giydirip operatörlerini oraya gönüllü göndermiş. Terörle mücadelede sadece devletin demek yetmez, hükümetin yanında olmuştuk. Fırat Kalkan operasyonu başladığında, Çoban Bey'den girdiğinde sosyal yardımlarla ordumuz adına, insanlık adına girdik. Orada insanların hem gıda ve temel ihtiyaçlarını, okullarını, tahrip olmuş köylerin sularını yaktık. Hastane tepesi Fırat Kalkanı'nda ilk alındığında bizim ASİ Genel Müdürlüğü'nün elemanları askerlerimizin arkasındaydı. Hem köylerin orada yerleşim yerlerini, içme suyunu tesis ettiler, hem de ordumuzun oraya yerleşirken altyapısını tamamladılar. Zeytin Dalı'nda da yine Useyra tepesinde ordumuz ilerledi. Tam ikinci ilerlediği noktada toplar atış yaparken ASKİ'nin genel müdür yardımcıları o topların arkasında ordumuza lojistik hizmet veriyordu. Ben bunu şunun için ifade ediyorum. Bunları bir siyasette anlatıp kendimize puan kazandırmak için kullanmak durumunda değildik. Çünkü bir memleket evladı. Bunları zaten zorunlu olarak yapar. 15 Temmuz gecesi bu aziz millet bir hakikati gör. İstiklali, istikbali tehlikeye düştüğünde devletini çıplak elleriyle tutarak o hainleri beraberce püskürtürken sağındaki solundakinin siyasi düşüncesinin ne olduğuna bakmadı. Size şeref verdiniz. İnşallah bundan sonra da, yani 31 Mart'tan sonra da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da hep birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hizmet edeceğiz. Ülkenin buna ihtiyacı var. Kim geliyor? Alkışlarla. Tüm kardeşlerim, bu güzel anlamlı tarihi buluşmaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Adana'ya sevdalıyız biliyorsunuz. Bütün ilçelerimiz, 15 ilçemizde adayımız var. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Sözlü ile birlikte inşallah bugün bu toplantıyı yaparken sağduyuda birleşenler dendi. Gönülleri birleşenler, hedefleri birleşenler istasyon meydanında buluşuyor dendi. Dahası var, Türkiye için birleşenler 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi Adana'mızın geçmişindeki o milli mücadele ruhunda olduğu gibi
vatan için, millet için, bayrak için, ezan için ve devlet için birleşenler burada. Türkiye artık zincirlerinden kurtulmuş, ahlaki bir kenetlenmeyle kendine gelmiş, milli ve yerli bir yörüngede bekasını bütün hatlarıyla savunmaya başlamıştır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte Cumhur İttifakı çatısı altında buluştuk. Milli kaderimize birlikte yön verdik. Biz yeni 15 Temmuz'ların olmaması için bekamızın ölümcül saldırılardan korunması için ön almak, tedbirli olmak mecburiyetinde olduğumuzu gördük. Değerli Adanalılar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikbalimizin meşalesi, istiklalimizin nişanesidir. Bu meşalenin sönmesine, bu nişanenin silinmesine asla izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi ne olduğunu hepimizin çok iyi bilmesi, hatırlaması ve kalbinde, beyninde bir mıh gibi tutması gerekiyor. O geceyi unutmamamız gerekiyor. O geceyi tahrif edenlere, tezyif edenlere, o geceyi inkar edenlere inat, o gecenin ruhunu, o gecenin anlamını ve o gece bu aziz millete yapılmak isteneni asla unutmamamız gerekiyor. Çünkü o gece hepimiz sokağa çıktığımızda çıplak ellerimizle devletimize, milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıktığımızda sağımızdakine, solumuzdakine siyasi görüşün ne diye sormadık. O gün yüreklerimiz bir oldu. Kardeş olduk ve gönüldaş olduk. Şimdi birileri diyor ki 15 Temmuz'la ilgili birileri biliyorsunuz kontrollü darbe, tiyatro gibi iftiralarda bulunuyorlar. Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü 15 Temmuz milattır. 15 Temmuz'un öncesinde kimin ne dediğine değil, 15 Temmuz'dan sonra kimin nerede durduğuna bakmak gerekir. Her zaman şunu söylüyoruz. 15 Temmuz söz konusu olduğunda şunu söylüyoruz. Dün bitti, geçti gitti. Hamdolsun bu aziz millet, 15 Temmuz gecesi istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. Ve 15 Temmuz gecesi bu milletin kalbi kardeş oldu. Ona da Cumhur İttifakı dedik. Cumhur İttifakı bu milletin doğal mutabakatıdır. Birileri ısrarla dediğim gibi bize dünü hatırlatıyorlar. Dün geçti gitti bitti. 15 Temmuz bir milattır. 15 Temmuz'dan sonra kimin nerede durduğuna, istikametine, hedefine, derdine, gayesine bakmak gerekir. Ben buradan Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hüseyin Sözlü Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi gösterdiği milli ve yerli duruştan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. 24 Haziran'da ise kardeşlerim beraberce yeni hükümet sistemimizi değiştirdik ve hayata geçirdik. Bu arada üzerimde kalmasın. Cumhur'un başkanı, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını size iletiyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakımızın MHP'li adayı Hüseyin Sözlü. Değerli hanımefendi. Gönülleri birleşenler,
selam sizlere. Uzaklarda dertleşenler, selam sizlere. Derdi kutsal vatan toprağının bütünlüğü olan aziz şehitlerim, selam olsun sizlere. 15 Temmuz'un özel harekette ve şehitlerimizin ana caddelerinde, sokaklarında bu milletin birliği için emperyalizme karşı durarak şehit olan 251 şehidimiz, selam olsun sizlere. Bugün burada bir kez daha görülmüştür ki Nazi Mustafa Kemal Atatürk'e Kurtuluş Savaşı'nın, milli mücadelenin ilhamını veren, cumhuriyeti temellendiren şehir bugün cumhuriyeti temellendirmenin de tecrübesi ve birikimiyle o cumhuriyetin kazanımlarına yeniden sahip çıkmak için milli bekamız ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin istikrarı parolasıyla bir kez daha bir araya gelerek varlığımız üzerindeki tehditlere karşı onurlu bir duruş göstermiştir. Beka için karar, cumhur için istikrar diyerek bir kez daha Adana'da kutlu ve onurlu bir yürüyüşün müjdesini vermiştir. Değerli hemşehrilerim, 3 dönemdir Adana'da. Siz değerli hemşehrilerimizin teveccühü ve Cenab-ı Allah'ın nasibiyle 4. dönemde Adana'da belediye başkanımız olarak hizmet etmeye çalıştım. Bu 4 dönemin içerisinde her seferinde insanlarımızın gönüllerine dokunmaya çalıştık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanlıklarında yürütmüş olduğu seçim kampanyasının adı her ne kadar üretken belediyecilik olsa da, üretken belediyecilik aslında gönüllere dokunmak için hizmet üretmenin adıdır. Aydınlık yarınlarımızı daha fazla geciktirmemek üzere bu Cumhur İttifakı çözüm süreçlerini hızlandıracak, memleketimizin önündeki bütün engellerin üzerinden Adana'da bizim de siyasette başarıdaki hedefimiz olduğu gibi sizinler gibi geçecek krallarımız. Ve değerli hemşehriler, Cumhur İttifakı'yla Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızın müsaadesiyle bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, partimizi beğenmeyen olabilir, görüşlerimize katılmayan olabilir, genel başkanımızın görüşlerine katılmayanlar olabilir, itiraz edenler olabilir, AK Parti'yi beğenmeyenler, itiraz edenler olabilir, görüşlerine, liderinin görüşlerine katılmayanlar olabilir. Bu demokratik bir haktır. Ama biz saymış olduğumuz değerler bütün içerisinde bu ittifakı oluştururken hem Sayın Genel Başkanımız hem Sayın Cumhurbaşkanımız açık ve net bir şekilde ortaklığı oluşturanların rengini, kokusunu bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Yani Cumhur İttifakı'nda saklanan bir şey yoktur. Cumhur İttifakı'nda her şey şeffaf, sayran ve apaçık ortadadır. Ve Cumhur İttifakı'nın ortakları, paydaşları kendilerini ya da ortaklarını ifade etmekte çekinmiyorlar. Ama sözde cumhuriyetçilik adına, sözde Atatürkçülük adına klişe sözlerle tavır koyanlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aziz şehitlerimizin bize emaneti olan bu kutsal vatan topraklarının bütünlüğüne kasteden teröristlerle ittifaklarını niye ortaya koyamıyorlar? İstanbul'da, Ankara'da hangi sözleri vererek yaptılar? Adana'da
hangi sözü verecekler? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsederken, aziz şehitlerimizden bahsederken çok açık ve net söylüyoruz ki onların bize bırakmış oldukları kutsal vatan toprakları bizim şerefimizdir, namusumuzdur. Cumhur İttifakımız Adana'mızdan tüm Türkiye'ye hayırlı olsun Adana! Cumhur İttifakımızın Sayın Remzi Ergün! Cumhur İttifakımızın Adana Belediye Başkanı adayı Mustafa Akgedi! Başkanım bir de el ele hep beraber. Arkadaşlar sağ